Evet, ne tarafa gidiyoruz? Düzce Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu 66. Başkanlar Konseyi toplantısı öncesinde Türkiye'nin dört bir yanından Düzce'ye gelen gazeteciler Düzce ilinin tarihi ve turistik yerlerini gezerek Düzce'yi daha iyi tanıma ve tanıtma fırsatı buldular. Bugün Düzce'ye gelen gazetecilerin ilk durağı Konuralp Antik Kenti oldu. Burada tarihi 40 basamakları inceleyen gazeteciler Konuralp pirinci ile yapılan pilavın tadına da baktılar. Gazeteciler gezilerine Akçakoca ile devam etti. Ve Akçakoca'daki en büyük eksiklerden biri olan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz gazetecileri katamaran teknesinde misafir etti ve Akçakoca'nın güzelliklerini anlattı. Bizler Akçakoca'nın o eski günlerine dönebilmesi adına turizmle ilgili çalışmalar başlattık. Bununla ilgili ilk başta Karadeniz'in bu şu anda oturmuş olduğunuz katamaran gemisini aldık. 250 kişilik bir gezi teknesidir bu. Onun haricinde 10 yıldır kapalı olan kale bölgesinde turizme tekrardan hizmete açtık. Ve Akçakoca'daki en büyük eksikliklerden biri olan kamp alanı teşkili için kolları sıvadık. 55 dönümün üzerinde bir kamp yeri teşkil ettik. Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erol Tayhan da yaptığı konuşmada Düzce Akçakoca'sız olmaz dedi. Akçakoca Düzce'nin denize açılan kapısı bir anlamda. Yani bu anlamda Sayın Başkanımız, Okan Başkanımız ciddi mücadeleler sarf ediyor. Çünkü bunun önemini burada ancak yaşayan bilir. Sıkıntılarını da tabii ki Sayın Başkan çekiyor ama gerçekten Düzce'nin Akçakoca'sız olma ihtimali hiç yok.